Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık pek çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Şu an pek çiçeğimizin en son zamanları, artık çiçeklerimizi açtık, kurumaya döndük. Kanalımda bu bitkiyle ilgili birçok video mevcut. Oradan işte nasıl bakıyorsunuz, çimlendirme olayı nasıl oluyor, ne zaman dikmeniz gerekiyor, nelerden hoşlanır, tohumları nasıl topluyorsunuz, bütün her şeyden ayrıntılı olarak bahsediyorum. Şu an Aralık ayının ortasındayız. Hava 15-16 derecelerde. Tabii akşamları biraz daha soğuk oluyor. Tam da güneş batarken şöyle güzel bir video çekmek istedim sizlere. İpek çiçeğinden nasıl tohum almamız gerekiyor? Ben gelecek bahara ipek çiçeğimi nasıl hazırlıyorum? Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bakın, şu anda bütün çiçeklerimizi açtık. Bütün tohumlarımızı oluşturduk. Şöyle tüylü tüylü bir şeyler çıkıyor en sonunda ortaya arkadaşlar. Ve en son zamanlarımızı yaşıyoruz. Bu ipek çiçeği kara kışa kadar açıyor arkadaşlar. Önemli olan çok güzel bir şekilde ışık alması. Şimdi sizlere ben bu bitkiyi nasıl gelecek bahara hazırlıyorum onu anlatacağım. Şu anda bu kuruyan dalları temizleyeceğiz sizlerle birlikte. Biliyorsunuz ipek çiçeği mevsimlik bir bitki. Her mevsim şöyle tohumlarından çoğaltmanız gerekiyor. Ve kış başladığında da bu şekilde dallarımızı kurutarak ömrümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yuvarlak bir saksıya ben bunu diktim. Sadece tek bir daldan, şöyle tek bir fideden bu kadar büyüklükte bir bitkiniz olabiliyor. O yüzden dikerken böyle aralıklı aralıklı dikmeniz gerekiyor ki böyle çok daha güzel olsun, çok daha güzel gelişsin. Şimdi tohumlarını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bakın şu tüylümsü şeylerin ucunda aslında bunlar daha önceden bir çiçekti. Yani şöyle çiçeklerimizi açıyoruz. Bakın şu açıp solmuş bir çiçek. Çiçeklerimizi açıyoruz. Daha sonra bu şekilde kapanıyor. Sonra tohumlar oluşmaya başlıyor. Tohumlar oluştuktan sonra da şöyle bakın minik minik birazcık netleyebilirsem eğer, şöyle minik minik tohumlarımız oluyor arkadaşlar. Ve gerçekten çok bereketli bir bitki bu bitki. Sadece şöyle bir kapsülden bile onlarca tohum alabiliyorsunuz. Ben şöyle bütün tohumları saksının içine döküyorum. Şu şekilde hepsini boşaltıyorum. Böyle. Şöyle sallıyorum arkadaşlar. Bunun dışında eğer bu şekilde yapmak istemiyorsanız ayrı olarak da tohum toplayabilirsiniz. Hani bunlar zaten rengarenk biliyorsunuz. Renklerini ayırabilirsiniz. Tohumları ayrı ayrı olarak şeye saklayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bahar başı gibi tekrar ekebilirsiniz. Bakın bu da yine açmaya devam eden bir tomurcuğumuz var. Bu dönemlerde havalar soğuk olduğu için çiçeklerimiz biraz daha küçük oluyor tabii ki. Artık son zamanları onun da, ama gerçekten çok bereketli bir bitki arkadaşlar. Yani kışa kadar çiçek açabiliyor bu şekilde ve sizi hiç üzmüyor. Sadece güneşi görmesi ve suyunu da vermeniz yeterli oluyor. Bu şekilde ben topraktan ayırıyorum köklerini. Şöyle bakın hepsini kopartıyorum tek tek. Zaten bunu 3-5 tane dikmiştim ama dediğim gibi sadece bir daldan, sadece bir fideden bile şöyle acayip şekilde dallanıyor. İlk diktiğinizde fideler şöyle cılız gibi görünebilir arkadaşlar. Bakın bu mesela gölgede kaldığı için çok fazla büyüyememiş. Şöyle cılız gibi görünebilir ama bunu güzel bir toprağa diktiğinizde çok güzel dallanıp budaklanıyor. İşte kanıtı da buradan göstereyim şunu da size. Mesela şu da tek bir dal. Bakın tek bir kök sadece ama baya bir dallanıp budaklanmış. O yüzden sıkı sıkı değil de böyle geniş geniş dikerseniz bitkiye de büyüme alanı açmış olursunuz. Ve toprak önemli arkadaşlar. Mesela ben bu toprağı bir sene kullandım. Aynı toprağı en fazla 2 sene kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok verimli olmuyor. Aynı toprağı tekrar diktiğiniz zaman en fazla 2 yıl kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aynı toprağı kullanmayacaksanız tohumlarınızı ayrı bir yere alırsınız. Toprağınızı değişirsiniz. Gelecek yıl yeni toprakla birlikte aynı saksıya dikebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Zaten bakın arkadaşlar, saksının üzerine, toprağın üzerine bir sürü tohum düşmüş. Şu şekilde bakın, kapsüllü, kapsülsüz, açık. Bir sürü tohum düşmüş. Bunlar şimdi, ha şöyle de yapabilirsiniz aslında.
Hatta ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Bu tohumlar bu saksının üstünde duruyor. Baharla birlikte toprak ilavesi yapabilirsiniz toprağınıza. Toprak ilavesi yaptığınızda o tohumların hepsi çimleniyor zaten. Böyle tohumlar, fideler büyüdükçe, çimlendikçe farklı bir saksı ya da alabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Bakın, baya bir fazla tohumumuz olmuş oluyor. Saksımız da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ben bunu şimdi kaldıracağım. Şu an bunu sulamayacağım. Balkonun bir köşesine koyacağım. Şöyle toprağımızı karıştırarak, tohumların da yine toprağa karışmasını sağlayarak, baharla birlikte bu tohumlar uykuya yatmış gibi oluyor aslında. Uykuya yatırıyoruz şu an tohumlarımızı. Baharla birlikte havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte saksımızı suluyoruz ve güneş aydınlık bir yere alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra zaten o sulamayla birlikte ve sıcaklıkla birlikte tohumlar böyle yavaş yavaş çimlenmeye başlıyorlar ve çok güzel bir görüntü de oluyor aslında ilk başta. Hatta fotoğraf varsa fotoğrafta eklerim. Yine aynı saksımın böyle çimlenmiş halini videoma eklerim eğer bulabilirsem. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa videonun alt kısmından bana sorabilirsiniz. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.